Allah beni mahvetti cihanım, aman beni mahvetti cihanım, aman ah yoluna feda bu canım, aman ah yoluna feda bu Hay hak! Sahne dediğin bizim için bu perde, anlatır deva oluruz hemen her derde. Dilimize gem vuracak halimiz yok elbet. Fikrimiz hür, vicdanımız hür, asilik var bu serde. Efendim, Karagöz Sebil'inin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok mutluyuz çünkü aynı zamanda bugün 21 Mart Dünya Kukla Günü efendim. Hepimize kutlu olsun. Şimdi Karagöz Efendi'yi çağıralım da oyunumuza başlayalım efendim. Yar bana bir eğlence, aman bana bir eğlence, aman aman. Hanım, geldi yine benimki. Nereden seninki oluyor canım? Seninki benim. Benimki nasıl senin oluyor yahu? Ay, seninki benim. Yani sen benimsin. Tamam o zaman canım. Yar bana bir eğlence, ah bana bir eğlence. Öf, başlayacağım eğlencene ha. Ne var? Ne demek ne var? İn aşağı. Bugün çok güzel bir konumuz var. O zaman yemek yiyeceğiz. Ay, ay bir tutturdun yemek. İşin gücün yemek. Yemek değil efendim. Başka bir şey. İn aşağı. İyi tamam, geliyorum. Geldik Hacıvat. Buyur, ne var? Ah Karagözüm, seni gördüm memnun oldum. Sağ ol Hacıvat, ben de. Yahu seni gördüm memnun oldum diyorum. Sağ ol dedik ya, ben de memnun oldum, tamam. Seni gördüm ve bahtiyar oldum. Sağ ol, eksik olma Hacıvat. Bahtiyar oldum. Ben de oldum canım, sağ ol. Özledim ya, ben de seni özledim. Seni diyorum, gördüm diyorum, bahtiyar oldum diyorum, bahtiyar. Oğlum manyak mısın sen ya? Neyin peşindesin Hacıvat? Af Karagözüm ya. Ben memnun oldum deyince sen maymun oldum diyecektin. Ben bahtiyar oldum deyince sen ihtiyar oldum diyecektin. Patlatacaktın tokadı. Allah'ım ya Rabbim, illa dayak istiyor, illa sopa istiyor herif ya. Tamam kes ya. Seni bugün bir yere yollayacağım. Uşağın mıyım ben senin? Hayır efendim, ne ilgisi var? Bak şimdi, bir proje var. Oyuncu arıyorlar. He, halay başı mı olacağız? Ne halayı canım? Dizi bu dizi. Kimin dizi? Dönem dizisi. İkinci Mahmut zamanını anlatıyorlar. İkinci Mahmut'un dizi o zaman. Yahu dizi yok. Ya birinin dizi yok yani. Ay birinin dizi değil. Dizi derken televizyon dizisinden bahsediyorum. He, film gibi. Evet Karagöz'ün film gibi ama daha kısa tabii. Ne kısası be? Bizim diziler 3 saat sürüyor Hacıvat. Baba filminden uzun bölümlerimiz var. Uzatma. Ben uzatmıyorum ya, onlar uzatıyor. Yerli dizi, yersiz uzun. Ah, illaha vereceksin sosyal mesajını. Sosyalse bile pas atıyorum buradan. Neyse, bak şimdi. Seni bir ajansa yollayacağım. Orada audition yapacaklar seninle. Külahları mı? Ne külahı? Değişim yapacakmışız ya, külahları mı değişeceğiz? Değişim demedim. Audition dedim. Yani mülakat, görüşme. E ne diye yabancı kelime kullanıyorsun? Görüşme desene, yabancı sevdalısı. Ay şiştim. Şiştiysen tuvalete git, rahatlarsın. Öf. Tamam. Senin dediğin gibi olsun. Görüşme yapacaksın. Hadi hazırlan ve git. İyi tamam, ben hazırım Hacıvat zaten ya. Hazırlanacak bir şey yok. Hı, o zaman düş peşime gidelim. Tamam hadi gidelim bakalım. Yoruldum ya. Merhaba. Ben şey için gelmiştim. İkinci Mahmut'u dizinde oynayacağım. Tiz çağırın gelsin. İlahi. Güzel şaka. Ancak bizim dizimiz komedi dizisi değil, baştan söyleyeyim. Ne dizisi peki? Tarihi, kurgu, dram, trajik ve bilim kurgusal romantik gerilim. Bir komedi kalmış zaten eksik ya. Onu da koysaydınız ya, bir tarafı şişecek komedinin. Hayır, olmaz. Tekste bağlı kalmamız gerekiyor. Kalmadı böyle sadık insanlar vallahi. Aferin. Şimdi öncelikle sizi bir tanıyalım. Tanıyın. Tabii buyurun tanıyın ama bana bak, dokunmak yok ha. Sosyal mesafe var. Siz tanıtacaksınız kendinizi. Tamam. Adım Karagöz. Evet. İşte adım Karagöz. Efendim soyadınız yok mu?
Soyadı yok ya. Nasıl olmaz efendim? Ya ben soyadı kanunundan önce doğdum da ondan. Siz oraya adı Kara, soyadı Göz diye kaydedin gitsin. İyi, tamam. Buyurun, devam edin. Tamam, devam ediyorum. İşte ben Karagöz. Boyum 35 santim, kilom 53 gram, yaşım birkaç yüzyıl. Birkaç yüzyıl mı? Tam rakam veremiyor musunuz? Kimi 500 diyor, kimi 600, 1000 diyen bile var. İlginç. Peki sizce? Bence benim yaşım yok ya. Sonsuz diyelim. Ha, peki. Şimdi sizden biraz oyun alalım. Oyun mu? Evet. Olmaz. Hacivatsız olmaz. Nasıl olmaz efendim? Hacivatsız Karagöz oyunu olmaz ki ya. Zennemenle bir şey verin bari. Karagöz Efendi, biz burada senin oyunculuğunu tartıyoruz. Hani nerede tartı? Tartı benim. Sen tartı mısın? Nasıl konuşuyorsun sen ya? Keşke komedi dizisi çekseydik. Keşke. O zaman şöyle yapalım. Ağlayın. Niye? Biri mi öldü? Farz edin ki öldü. Kim öldü? Mesela isim ver. Diyelim ki Hacivat öldü. İyi de buna niye ağlayayım ya? Köküne kibrit suyu Hacivat'ın. Efendim, o zaman öldüğünde üzüleceğiniz birini düşünün ve ağlayın. Tamam, şöyle yapalım. Düşünelim, düşünelim. Ah, çok güzel. Şimdi de gülün. Güleyim mi? Yahu daha ölüyü gömmedik be adam. Nasıl güleyim? Delirdim mi ben? Her oyuncu biraz deli değil midir zaten? Yo, bizde sadece Beberuhi deli. O da bence işine geldiği için. Gülelim lütfen. Gülelim, tamam, beraber güleceksek sorun yok. Hadi hep beraber gülelim. Efendim, siz güleceksiniz sadece. Üf, tamam ya, güleyim. İyi, çok güzel. Şaşırın şimdi. Tamam, şaşırıyorum. Hadi şaşırın. Tamam, şaşırdım işte. Efendim, şaşırsanıza. Ya şaşırdık ya be adam. Ama belli olmuyor. İki boyutluyum be oğlum ben. Bu kadar şaşırabiliyorum. Ah, o da doğru ya. O zaman şimdi de son olarak sizden bir tirat alayım. O nasıl bir şey? Herhangi bir oyundan, herhangi bir bölüm, kısa olarak. Ha, tamam. Şiir gibi yani. Şiir gibi, evet. İyi, tamam. Hazırlayın. Ne yapmak gerek peki? Sağlam bir arka mı bulmalıyım? Onu mu bellemeliyim? Bir ağaç gövdesine dolanan sarmaşık gibi önünde eğilerek efendimiz sanmak mı? Bilek gücü yerine dolana tırmanmak mı? İstemem. Herkesin yaptığı şeyleri mi yapmalıyım löbre? Sonradan görmeleri övgüler mi yazmalıyım? Bir bakanın yüzünü güldürmek için biraz şaklabanlık edip taklalar mı atmalıyım? İstemem. Eksik olsun. Her sabah kahvaltıda kurbağa mı yemeli, sabah akşam dolaşıp papuç mu eskitmeli, onun bunun önünde hep boyun mu eğmeli? İstemem. Eksik olsun böyle bir şöhret. Eksik olsun. Ciğeri beş para etmezlere mi yetenekli demeli, eleştiriden mi çekinmeli? Adım Merkür dergisinde geçse diye mi sayıklamalı? İstemem. İstemem. Eksik olsun. Korkmak, tükenmek, bitmek, şiir yazacak yerde eşe dosta gitmek, dilekçeler yazarak içini ortaya dökmek. İstemem eksik olsun. İstemem. Eksik olsun. Ama şarkı söylemek, düşlemek, gülmek, yürümek, tek başına, özgür olmak, dünyaya kendi gözlerinle bakmak, sesini çınlatmak, aklına esince şapkanı yan yatırmak, bir hiç uğruna kılıcına ya da kalemine sarılmak, ne ün peşinde olmak, para pul düşünmek, isteyince aya bile gidebilmek, başarıyı alnının teriyle elde edebilmek. Demek istediğim, asalak bir sarmaşık olma sakın. Varsın boyun olmasın bir söğütünki kadar. Yaprakların bulutlara erişmezse bir zararın mı var?